Zeynep. Zeynep. Ya Zeynep. Ne? Ne düşünüyorsun ya? Hiç. Hiç deme. Sana da sandviç yapayım mı? İstemem. Ama yeter artık ya. Yemiyorsun, içmiyorsun, konuşmuyorsun. Ya bir ağzını aç, bir şey söyle. Ne söyleyeyim? Aynı şeyleri mi söyleyeyim yine? Hayır. Mesela Kerem'e ne hediye alacaksın? Dalga geçiyorsun herhalde. Yok. Yeni yılın kutlu olsun. Sen ne yaptın ya? Yeni yılın kutlu olsun. Ya. Sen ne yaptın ya? Yeni yılın kutlu olsun. Ya Zeynep, sen ne yaptın ya? Zeynep. Zeynep. Ya Zeynep. Ya yine nereye daldın gittin? Hediyelere. Yani Kerem'e ne hediye vereceğimi düşünüyordum. Oo, ne hediye vereceksin peki? Vallahi henüz karar veremedim. Seçenekler arasında bir yavru köpek var. Bir gölyazı elması var. Bir de masal kitabı var. Kerem'le Zeynep. Masal kitabı. Artık herhalde şimdi başlasam böyle bir 50 yaşımda falan anca bitiririm. Oh be, sonunda gülebildin. Eskiden bir sürü liste yapardım ben. Yeni yıldan ne bekliyorum, ne istiyorum. Alt alta sıralardım. Sayfalar doldururdum. Bir türlü bitmezdi isteklerim. En üstte de hep babama kavuşmak istiyorum yazardım. Şimdi önümde bomboş bir kağıtla oturuyorum. Ama yazamıyorum. Onun yerine başka şeyler düşünüyorum. Mesela kalbini kırdığım kişilerle barışmak. Listenin en başına bunu yazabilirim. Yeni arkadaşlar edinmek. Zengin olmak. Sevdiklerimden hiç ayrılmamak. Başarılı olmak. Güzel sürprizler yapmak. Sevdiklerimi mutlu etmek. Beni dinleyen, derdimden anlayan, yüzümü güldüren kadına. İyi ki varsın. Yeni başlangıçlar yapmak. Mutlu olmak. Ben bu sene liste yapmayacağım. Oluruna bırakacağım bu yıl. Zorlamayacağım. Zorlamayacağım. Gerçekten. Ben bu yıl her şeyi oluruna bırakacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.